Sayın Oğaç izleyenleri, YouTube Türkiye'nin en kolay para kazandıran içeriği Banko'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Berat Hocam'la beraber Türkiye Süper Ligin 11. hafta tüm maçların iddia tahminlerini yapacağız. Hocam nasılsın? İyi hocam, senin sorma be. Çok şükür hocam. 10. hafta tahminlerinde bir tutan kuponum vardı İnşallah e, takipçilerimize kazandırmışızdır. E, o hafta, o bültende de gayet e, yüksek sayıda tutan maçımız vardı. Ee, yine söyleyelim inşallah kazandırmışızdır izleyenlerimize Başlara girmeden önce izleyen takipçilerimiz, kardeşlerimiz abone olabilirsiniz. Şu an bekleriz biz. Bir hemen ekranı bir küçültelim, hemen bir abone, like. A hemen maçlara başlamadan önce yerimizi bir ayırtalım. Ee, 13.000 olduk, daha da hızlanarak devam edelim diyerek Cuma gününün ilk maçı Gaziantep-Göztepe. Benim bu tahminim, Ravai Stüdyoları'nın Berat Yılmaz tahmini olarak ilk olarak Berat Yılmaz'da gördüğüm bir tahmin. Ee, Gaziantep maçında hocam şimdi, Gaziantep e, 7 maçtır kazanamıyordu galiba ve e, kime kaç kazanmıştı? 3-2. Geçen hafta kazandı galiba. Geçen hafta 3-2'lik bir galibiyetle ayrıldı. Göztepe'de 10 kişi 80 dakika Trabzonspor'a karşı e, 2-1'lik bir galibiyetle ayrıldı. Ben bu maç için tahminim ilk yarı deplasman 05 alt diyorum. Onun da oranı gayet iyi bir oran 1.46 gibi. Ee, güzel bir oran var. Şimdi ben neden böyle yazdım? Açıklayayım. Ee, Göztepe bu maçta e, baktığımızda favori de diyebiliriz ama oranlar birazcık beraberlik kokan oranlar. Göztepe Deplasman iyi bir takım değil. İyi skorlar alan bir takım değil. Bu sebeple ben Göztepe'nin ilk yarıda gol bulabileceğini düşünmüyorum. Maçın da sıfır biteceği düşüncesindeyim. Bu sebeple bu tahminimi yaptım. Sen deyiz hocam. Ben de senin aksine hocam. Gaziantep'in daha kırılgan olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani burada ev sahibi gol atamaz deseydin ilk yarı bence okey ama deplasmanın ele bu kazandığı ivmede daha rahat düş olacağını düşünüyorum. Hı hı. Yani umarım ikinci yarı iki tane atar. Deplasman bir buçuk üst 2.28'den. Hocam 2.28'de başlangıcı yaptı. Evet. Gayet yüksek bir oranla giriş yaptı. Göz sen favori görüyorsun. Hem favori hem de yani Gaziantep mesela maçlarına bakalım 2-2, 3-2. Hem Kırılgan atmayı da selam takım bilmiyorum. Selçuk Hoca ne yapacak ama e, Göztepe'nin iki tane atabileceğini düşünüyorum. Hocamın tahmini 2.28 ile Göztepe 2 gol atar. Benim de tahminim Göztepe ilk yarı golü bulamaz. Cuma maçı olduğu için hani benim en azından çok güvendiğim bir maç değil. Spesyal kuponlarımıza da muhakkak bakıp ona göre tahminlerinizi yapabilirsiniz diyerek Cumartesi'nin ilk maçı Sivas Spor, Rize Spor maçı. Sen bir gir hocam yazıya da başladın. Bülent Uygun iki maçtır tribünlerden bir tepki yiyor. Evet. Bu takım niye oynamıyor diye. En son Adana Spor'da da döndükten sonra da ikonik bir röportaj verdi. Hı hı. Susarak birçok şey anlattı. Hı hı. O yüzden ben Rize'nin de iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum. Ee, Jose Mourinho liginin iyi takımı, en iyi futbol oynayan takımı gibi şeyler söylemişti. daha O da hani ligin başı olduğu için hı hı. ligi tanımamasına veriyorum Jose Mourinho'nun. İlhan iyi bir hoca ama Rize iyi bir takım değil. Hı, hı. Ben burada Sivas'ın herhangi bir yarayı kazanacağını düşünüyorum. 158'de. 1.58'den. 1.58'den. Rize'ye de Rizelik kardeşlerime de selam söylüyorum. Hocamın tahmini bu şekilde. Ben de şunu söyleyeyim. Sivas Spor'un son 4 maçı bol gollü geçen maçlar. Yani ben böyle olunca bir yerde artık bunun alta doğru patlayacağı düşüncesine girerim her zaman. Bu maçta bu sebepten dolayı yani son 4 maçı bol golle geçtiği için bu maçta birazcık kısır bir maç bekliyorum. Bunu öncelikle bir söyleyeyim. Ee, Rize Spor son hafta 1-0'lık bir galibiyetle ayrıldı. Sivas Spor'da 4-2'lik bir galibiyet. Yani iki takım da galip gelerek bu maça çıkacak. Ben bu maçta bu sebepten e, ilk yarının beraberlikle biteceğini düşünüyorum. Şimdi golsüz demeyeyim ama beraberlikle biteceğini düşünüyorum. 1.92, 1.94 gibi de güzel bir oranı var. Değerlendirip kuponlarınızı ekleyebilirsiniz diyerek geçelim Kayseri Spor Adan Demir maçına. Şimdi hocam babam bu maçta çıkmadan önce Hı -hı. her maç için bana şey yaptı, bir if verdi. Hı -hı. Dedi ki köşeye bir yere koyarsın. İşte insanlar resmini değerlendir sanki böyle iddia baronu gibi konuştu. Gaziantep Göztepe'ye 2.5 üst dedi. Tamam. Sivas Spor -Rize KG var dedi. Tamam. <laughs> Kayseri Spor Adan Demir'e de maç sonucu 1.4.5 alt dedi. Bunu baban dememiştir. Bu, yemin ediyorum babam dedi. Hı -hı. Bak Kur'an çarpsın babam dedi. Ben de şimdi hani söz verdim videoda söyleyeceğim diye. Hı -hı. Bir kere yaptım bunu. Onda iki mi? Onda üç <laughs> Ne olmuştu hatırlıyorsun sen. Hı -hı. Beraber söylemiştik. Bir gaz bir şey oldu böyle bir bütün, maç bütün maçları tam, mi tam, şey bütün maçları Bütün maçların tahminini yaptı. Tamam. Ben de böyle ara ara aklıma gelince söyleyeceğim. Bu maçta maç sonucu bir dört buçuk alt dedi Kayseri Adnan Demir maçına. Sen ayırdın mı yazdın mı onu? Yok göre... yazmadım. Benim kafamda hepsi zaten. Hı -hı. Ha. Tamam. Sen ne diyorsun hocam bu maça? Ya Adana ikinci e, ikincilik topçularıyla oynuyor. İkincilik topçuları dediğim ikinci to, e, ikincilikten transfer ettiği topçularla oynuyor. Hı hı. Bir iki tane artık as oyuncusu kaldı. Yani e, oynamayı çalışsalar da dayanamıyorlar. Hı hı. Maalesef. O yüzden Kayseri'nin ben en puanı ihtiyacı olduğunu da düşünerekten çünkü ligin son sırasının bir üstünde yani son sıralarda küme attığında. O yüzden kazanması gerektiği maçı hiç böyle telaşa girmeden kazanacağını e, maç sonu bir diyorum. Kayseri kazanır. Yani hocam bir buçuk üst dört buçuk girmeye gerek yok TV. O da beni yani... Ya, yani bir buçuk da o yani. yani İki atarıp Kayseri çok ben, rahat. Bana da öyle geliyor. Yani Kayseri'nin bu maçı kazanmak zorunda olduğunu ben de düşünüyorum. Yani bu maçı da kazanamıyorsa Kayseri gerçekten... Düşecek zaten. sıkıntılı bir yere doğru gidecek. Yani onlar için çok fırsat bir 3 puan. Fırsat değerinde bir 3 puan. Ben bu bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum aynı hocam gibi ama ben bir de ekstra bir, bir, bir buçuk üst ekledim. Biraz oranı arttırmak için. Başka hiçbir şey yok. Sadece evet. oranı biraz arttıralım. 1,54'te oranı var. Değerlendirip kuponlarınızı ekleyebilirsiniz diyerek Beşiktaş Kasımpaşa'ya geçelim hocam. Beşiktaş Galatasaray derbisinden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. bir hakem muhabbetleri falan şu an Beşiktaş'ta bu TFF'ye, hakemlere, MHK'ye tepkiyle geçen bir hafta oluyor. Kasımpaşa'yı hocam sen değerlendir. Yani ben Kasımpaşa ile alakalı çok bir şeyim Kasımpaşa yok. Kasımpaşa Tabunu biz oynadı bence. Hı hı. Yani en üst seviyesine. Ee, Beşiktaş'ta Galatasaray ezimetinden sonra bir sosyal medyada bir algıdalar şu an. Hı hı. Hakem yüzünden kaybettiklerini, çok iyi futbol iddia ediyorlar. Eee o yüzden hakemin takdir haklarını Beşiktaş'ın yana kullanacağı Kasımpaşa'nın da buradan söylüyorum. Şey yapacağı ne deneyim hani arada kaynayacak. Arada kaynayacak. Çünkü mesela Kasımpaşa en son Galatasaray bundan iki sene önce veya geçen sene böyle bir şey olduğunda yine aynı Galatasaray'ı derbi kaybetti. Bir sonraki hafta Kasımpaşa ile oynuyordu. Kasımpaşa bildirge yayınladı. Hı hı. Hani bize şey yapmayın. Öncinin olay bize üzeri, patlamasın. Olay bize patlamasın diye. Nedense Beşiktaş maçı önce öyle bir şey yapmadılar. Beklemiştim aslında. Belki yarın yaparlar. Hı hı. O yüzden hani Beşiktaş'ın yeneceği, şimdi tribün de Beşiktaş taraftarı da gergin. Evet. Sinirli. Takımın kazanmasını isteyecektir. O yüzden Kasımpaşa'dan çok ses çıkaracağını düşünmüyorum. İlk yarı e, Kasımpaşa bir varlık gösteremez. Hı hı. Beşiktaş ilk yarı bir veya iki tane atar. Aslında İlk yarı Messi gol atar diye bir düşüncem alacaktım. Hı -hı. Bunu gördüm. Hani Kasımpaşa'nın ilk yarı atacağını düşünmüyorum. Hı -hı. O yüzden ilk yarı bir ve karşılıklı gol yok diyerek 1.99'dan bir değişiklik katıyorum hocam. Hocam şimdi şu bu şeyde hocam ilk yarı bir tahmini var. İlk yarı Beşiktaş gol atar tahmini var. Evet. İlk yarı Kasımpaşa gol atamaz. 3 tahminin birleşimi gibi bir evet, şey hocam. bu. Aynen öyle. 1.99 gayet iyi bir oran. Ee, hocam yani bunu bunu dinleyip düşünüp ulan ben hani riske girmeyeyim. Hı hı direkt Beşiktaş ilk kere 0.5 üstü alabilirsin. Evet. Kasımpaşa 0.5 alt alabilirsin. Hı hı. İlk kere 1 de alabilirsin. İlk kere 1 de alabilirsin. Yani o sana kalmış. Tamam. Hocam 3 tahminin birleşimini yaptı. Evet. O bölünmüş üçü de değerlendirip kullanabilirsiniz. Bunu da şimdiden söyleyelim. Ben de Beşiktaş'la alakalı hocamın dediklerine ek olarak ee, takımın da bu maçta biraz tepki göstereceğini ve bol gollü bir Beşiktaş bekliyorum. Ya yani Beşiktaş'ın bir golle taraftarına birazcık böyle şov yapacağı bir maç beklentisindeyim. Mesela bir onları da yazabilirsiniz ama ben maç yani ev sahibinin 2 gol atacağını düşünüyorum. 1-35 gibi de bir oranı var. Yani Galatasaray maçında 3-0'dan 3-3 oldu diye de hani şimdi bu maçta her, e her maçta olacak diye bir ya şey Olma yani. tabii de yani bunun maç sonucu 1-1.5 üstü yazabilirsiniz ama ben en net olduğunu düşündüm. Ev sahibi 1.5 üstü yazdım. E siz de değerlendirip kuponlarınızı ekleyebilirsiniz diyerek pazara geçelim hocam. Yani bu bültende şu an bu maç en şey yapamadığım maçtı hocam. Başakşehir maçı. Evet, ne yazsam ne olsa Evet. hiç de... bilemediğim bir maç. Yani o yüzden yani bu maçtan bence uzak durun. Ne olacağı hiç belli değil. Çünkü iki takımın da galibiyete ihtiyacı var. Ben hocama atayım pası sonra ben tahmin. Ben yapayım. de tam hani e, yatacak bu tahminin. Zorla çıkardığım bir tahmin. <laughs> Karşı gol içimden gelmedi. 2.5'ü zaten Türkiye Ligi'ne hiçbir zaman yazmam. <laughs> Ondan sonra Düşündüm, baktım. Bu hafta hiç kornelllere bakmadım mesela. Yok zaten hocam. konu açık değil. Biz yaparken hep her zaman evet. klasik tahminler var. Bak, ben genelde yazıyorum Hı -hı. ya. Bakmadım. O yüzden ne ilk yere Başakşehir'de UEFA'da doya ağır bir malibet aldı. Hı -hı. Eksporla bir bir, e bir bir beraber kaldı. bir bir beraber kaldı. Ya bir oyun gücü var. Hı -hı. Ben iki taraftan biri ilk yere atar. İlk yere 0.5 üst diyorum. Bir bir oranı var. Gayet güzel oran alt yani 1.5 üstünde oranı 1.25 gibi bir şeydi galiba hocam maç boyu Ama bu da güzel tahmin Ben de şunu söyleyeyim Ben bu maçta üst olacağını düşünüyorum hı hı. Oranı da 1.96 gibi bir şeydi ama çok yazmak istemedim Çünkü bu tahmin bana daha mantıklı geldi Konyaspor kendi evinde Galip yani ee, Kazanması gereken Konyaspor Kendi evinde bir gol bulur Başakşehir'de bir gol bulur ama kazanan kim olur Yani çok da beni ilgilendirmiyor Ben bu maçın KG var olacağını düşünüyorum 1.71'de oranı var değerlendirip kuponlarınızı ekleyebilirsiniz diyorum. Ve bir diğer maç Bodrum Alanya Spor maçı. Ee, bu da aynı dediğim gibi kırmızı sinyali bir maç. Volkan Hoca'ya da hayırlı olsun. Kime? Volkan Demirel. Ben Volkan Demirel ilk, ilk maçı i̇lk ben dokunuş yapacağını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü ben e, Hatay'dan ziyade Karagümrük'te oynattığı oyunu sevmiştim o zamanlar. Ben bir dokunuş olacağını düşünüyorum Bodrum Spor'a. Lig'de bence yine tutamaz. Ama bir dokunuş olur bence. Alanya Fatih Tekke zaten klasik bildiğimiz hı. Fatih Hoca. Tekke. Yani o yüzden o sondaki tekke çok <laughs> yani çok acı bir tekkeydi hocam. <laughs> 1.55 iki takım da gol atar. Karşılıklı gol var diyorum. 1.55. Evet. Ben de bu maçta şunu söyleyeyim. Yani iddaa tahminlerinde hocam ben Türkiye'de genellikle böyle altlar genellikle 1-45'te gezer hocam. Hı hı. Alt oranları en maksimum 1.45'te gezer. Bu maçın alt oranı 1.30. Hani iddia diyor ki bu maçta Çıksa çıksa maksimum 1 gol. Hadi sıksan iki gol çıkar diyor. Ee, ben de bu maçta şunu söyleyeyim. İki takımın da ilk yarının beraberliğini hani Bodrum'da Volkan Hoca kaybetmemeyi oynayacaktır. Alanya'nın da yani durum iyi, iyi değil. Antalya'ya karşı bir mağlubiyet de aldılar. 1-0 öne geçip hatta öyle hatırlıyorum. Ben bu maçta ilk yarının golsüz beraberlik dediğim hatta bunu da ekleyeyim. İlk yarı 0 biteceğini düşünüyorum. 1-71'de oranı var. Yani değerlendirip kuponlarınızı ekleyebilirsiniz ama pazar günü 1,5'lı 4 maçından bence ufaktan böyle uzak durmak lazım. Kadrolara bakıp canlı oynamak isteyenler onu da yapabilir ama yani ne olacağı belli olmayan iki maç. Ben yani kırmızı sinyalle uzak durmanızı öneriyorum. Geçelim bir diğer maçımıza Eyüpspor, Hatayspor. Eee Eyüp, Spor, Hatay Spor. Ee, Eyüp şeyi Başakşehir maçından 1-1 ayrıldı. Hatayspor da e, Kayseri'ye karşı 1-0'lık bir mağlubiyetle ayrıldı. E bu maçta Eyüp Spor tabii ki favori. Ama ben bu maçta tahminimi şöyle yapacağım. Hocam şey nerede? Heh. Fark ettiyseniz ben güvendiğim o herkesin her hafta bir şekilde yazdığım tahminimi çok yapmadım. Bu maç için de güvenli limanımı tekrardan başvuruyorum. Ve maçın 2-3 gol biteceğini düşünüyorum. 1 güzel bir oranı var. Şöyle göstereyim. Değerlendirip kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. Eyüp 2-0 veya 2-1 kazanacağı bir maç beklentisindeyim. Ee, hocam sana atıyorum pası. Ee, Arda Tuğran hocayla ile Rıza Çalınbağ arasında ilk defa bir karşılaşma olacak. Bence güzel bir maç olacağını düşünüyorum ben. Eyüp spor Hani kalite olarak ve oyun olarak daha iyi. Hı hı. Ee, Başakşehir'den de beraber döndüler. Ben zor da olsa Eyüp sporun kazanacağını düşünüyorum. Maç sonu 1 diyorum. 1.55 oranı var. Değerlendirebilirsiniz iki tane tahmin. Hangisi size mantıklı geliyorsa kuponlarınızı ekleyip e, kombinlerinizi yapabilirsiniz diyerek haftanın en önemli maçı Trabzonspor Fenerbahçe ile e, pazar gününü noktalayacağız. Hocam ben şöyle bir giriş yapayım. Sana sana atayım pası. Fenerbahçe'nin e, oyun olarak taraftarını da çok tatmin ettiğini düşünmüyorum. Sonunda son oynadığı Bodrum maçında da bu dahil. E, Trabzonspor'da Trabzonspor yani bir galibiyet, beraberlik, mağlubiyet istikrarsız bir şekilde devam ediyor. Ama Trabzon'da bilirsiniz hani Fenerbahçe maçı her zaman önemli bir maçtır. Ee, çıkış maçı olarak görülür. Şenol Güneş'in, Şenol Güneş'i Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı özel bir hazırlık halinde olacağı, şehrin bu maça özel hazırlanacağını e, tahmin ediyorum. Bu maçta Trabzonspor'un gol bulacağı düşüncesindeyim. Fenerbahçe'nin de e, gol bulacağını ve bu maçın K.G var biteceğini düşünüyorum. bir de oranı var. ...değerlendirebilirsiniz. Şimdi öncelikle Şenol Güneş... ...Trabzon Spor Kulübü'nde... E, ...Ohal ilan etmiş. Hocam onunla, o haber ne ya? Ohal ilan etmek ne demek? Yani herkes kendini toparlasın. <laughs> Taraftara... ...bu şehre kendinizi affettirme günü. Hı hı. Ee, Şenol Güneş her zaman... ...her gittiği yerde... ...Fenerbahçe'ye problem çıkarmıştır. Hı hı. Trabzon'da olsun, Beşiktaş'ta olsun, Bursa'da bile. Bursa'da bile Hı -hı. bir problem çıkarmıştır. O yüzden yine bir problem çıkaracağını düşünüyorum ki bugün eee Şenol Güneş olmasa yine ben bu tercihi yapardım. Hı -hı. Bu tercihi yapmamdaki en büyük sebep Jose Mourinho. E, Trabzon deplasmanında çok baskılı veya çok işte böyle paldrufülür gol atmayı oynayan Fenerbahçe olacağını düşünmüyorum kontrollü. Kontrollü olacağını. Zaten zaten Trabzon oyuncuları kontrollü. Hani o kendi oyuncuları kontrollü. şu Mourinho da kontrollü bir oyun oynattığını düşünüyorum. İlk yarının çok sıkıcı geçeceği. Yani şöyle söyleyeyim sana. Bundan bir buçuk sene önce Jesuslu Fenerbahçe yine Trabzon maçı vardı. Yine burada yorum yapıyorduk. O zaman klibi demiştim, var, klibi yani, çıkmıştı hatta. Demiştim ki çok sıkıcı bir ilk yarı olacak. İlk yarı sıfır. Evet. Ben Fenerbahçe Trabzon maçını ne zaman görsem ilk, ilk yarı sıfır yazarım. Hı hı. Ne olursa olsun hele maç Trabzon'da ise yazarım. Hı hı. Yani i̇lk yarı bir biterse Trabzon'u evet. ama Fenerbahçe'nin önde kapatacağını düşünmüyorum. Fenerbahçeli kardeşler kızmasın burada. Hı hı. İlk yarı sıfır iki on hatta da sıfır sıfır. Yani sen hatta diyorsun ilk yarı sıfır ve KG yok. Hayır. Bu sıfır yani, sıfır biter. Yani sen o hı, Tamam anladım. Normalde ben sıfır sıfırdan bir skor alacaktım uh -huh. ilk yarı 2.77'den. Uh -huh. Hani geri birinin önünü açık bırakmak istedim burada Doğru. ama bu da kalbimdeki şey. Uh -huh. O yüzden yazmak istedim. İlk yarı 0 olacağını düşünüyorum. İnşallah ilk yarı 1 olur biter de. İlk yarıdan ikimizin tahmini gelir. Ee, yani şöyle de bir şey var hocam şimdi bu maçta. tabii her zaman yani önceki sene olduğu gibi hani o tatsız olayların olduğu için herkes şey de diyor. Kart bilmem neler de çok evet. olur. Ama kart bahisleri şu an açık değil. Kornerler bile açık değil. Sadece oyuncu bahisleri açık. Bir de garip garip oyuncu başı şeyler çıkmış hocam diğerde. Ben onlara baktım. Kaç kere modar şey vara gider. Evet. İşte kaç dakika uzatma olur? İkinci yarı ne kadar uzatma olur gibi garip şeyler olmuş. Büyük ihtimal maç günü de diğer kısmında böyle farklı tahminler olacaktır. Yani hocam ben şu ma maç için şunu da söyleyeyim. Mourinho'nun bu maçta biraz daha biraz önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü deplasmanlarda böyle taraftara, tribünlere oynamayı seven de bir hoca. Ben Trabzon'un orada bir yer olduğunu yani, düşünüyorum hoca. şimdi Mourinho böyle bir adam ki e, Trabzon maçıyla da alakalı... Nereye gittin bu? Tamam alırım sonra. Trabzon zor maçıyla da alakalı hani e, nasıl bir, bir, yapıda çıkacağını, hangi ruh haliyle çıkacağını da tahmin etmek zor Mourinho'nun. Anlatılmıştır zaten. Büyük yani. ihtimal anlatılmıştır. Bu maç işte e, Mourinho'nun ruh hali, o, kulübede yapacağı şeyler çok önemli. Oyunu sakinleştirmek mi isteyecek veya oyunu kızgın, sinirli bir hale mi getirmek isteyecek? Bunları bilmiyorum ama çok bu maç canlı oynanması gereken bir maç kokusu var. Hani kart mı olacağı belli de oluyor hocam. Baştan şimdi okay yokuşlu bir çift dalar. Anlarsın ki kartı bol olur. Veya gol sevinçlerini böyle çıldırırlar bir şey olur. Yani canlı biraz Sana daha... Sana bir şey daha söyleyeyim mi? Ne geliyor? Maçta gol bile olacağını düşünmüyorum. Oy vah ya hocam. maç başladığı gibi bitebilir. Sıfır sıfır Başta gibi bitebilir. Umarım 3-2 falan bitmez o maçta. yanılmayız. <laughs> İnşallah. Yani maçla alakalı tahminlerimiz ben ee, KG var dedim hocam ilk kere sıfır dedi. Değerlendirebilirsiniz diyerek son maçımıza geçelim. Samsun Spor Antalya. Ligimizin ikincisi Samsun Spor'la yani son hafta galip gelen ama iyi bir durumda olmayan Antalya'nın maçı var. Ben şunu söyleyeyim. Böyle maçlarda yani genellikle hocam şu, bir tane daha takım vardı. Çok iyi gitti. Ligde birinciydi bir ara Alanya mıydı yanlış hatırlamam. Yolda düşündüm. Bir yere kadar çok iyi gitti gitti gitti. Sonra herkesin övdüğü takım bir anda böyle sürekli mağlubiyetler almaya başladı. Sürekli Gaziantep. O da olabilir. Yani bir takım vardı. Alanya diye aklımda kalmış ama yanlış olabilir. Gaziantep de olabilir. Yani Samsun'da da böyle bir şey olmasından biraz korkuyorum. Yani 1-0 ilk yarı sonra 90'da bir 1-1 biter düşüncesi bana maç sonu bir yazdırmaya engel oldu. Ben o yüzden ev yarı kazanır diyorum 1-30 gibi de. Güzel. Kimseyi de şey yapmayan Allah bereket versin oranı değerlendirip kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. 11. hafta tahminlerimi bitirdim. Sözü hocama atıyorum. Ya ben Antalya'nın Alex hocanın bir varlık katılacağını düşünmüyorum. Hı -hı. O yüzden e, Samsun'da bir ivme yakalamışken bunu kendi evinde seyircisinin önünde vereceğini düşünmüyorum. Hı -hı. O zaman derler ki niye maç sonu bir yazmadın? Futbol. Evet. De, burada yazarken maçı düşünüyorsun. Şöyle olur, böyle olur, belli olmaz. Hakemler, Türkiye Ligi. Hı -hı. Bir sürü şey var. O yüzden ben de senin gibi aynısı. Ev yarı kazanır dedim. İnşallah iki yarıyı da kazanır. İnşallah. Samsun'un kardeşlerine selam olsun. Bir gün pide ısmarlarlar inşallah. <laughs> i̇nşallah. Tahminlerimizi yaptık. Ee, Trabzon Fenerbahçe maçının videosu hafta sonu yayında olacak. Galatasaray bu hafta bay. Maalesef. Ma Galatasaray bu Öreceğiz. hafta bay. Yani iki Galatasaraylı olarak bu hafta çok rahat bir şekilde izleyeceğiz. İyi oldu takımın dinlenmesi. Aslında. Yani hem dinlenmesi hem bir Trabzon Fenerbahçe maçını böyle keyifle rahat rahat izlemek güzel olacak. Yani şöyle bir sıkıntı da var. Onu konuşmayı unuttuk. Eğer şu an puan farkı 8. Hı <laughs> Ama maç fazlasıyla 8 evet. Burada Trabzon'un bir galibiyetinde eşitlenmiş olacak Hı -hı. ve nereden baksan 2.5 maça çıkacak. Evet. Bir de şey var hocam. 3 maça çıkıyor. İşte. Yani çünkü iki averaj da Galatasaray'da. Hem de o da var. Bir de o sen da. e, geleceksin. Hı -hı. De. Yani. Zor. O yüzden Şenol Güneş hocam ve Trabzon'la halkına ayağınıza taş değmesin. <laughs> Allah yardımcınız olsun. Yani burada saklayacak durum iki Galatasaraylı burada. Yani Trabzonspor'u destekler. Beşiktaş da büyük ihtimal Trabzonspor'u destekleyecektir. Ee, güzel bir maçı izleriz inşallah. Hocamın beklentisi kesinlikle bu yönde olmayacağı. Yani tatsız bir maç olacağı ama inşallah güzel, böyle sıkıntılı işlerin olmayacağız. hani kavganın gürültünün olmayacağı bir maç izleriz diyorum. Ee, hafta sonu objektif içeriklerimizle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.